birkaç konuda kaba bir bilgilendirmek için bir basın toplantısı düzenledim. Çünkü katılmak için teşekkür ederim. Öncelikle dün cumartesi gecesinden itibaren özellikle pazartesi günleri gündeme düşmüş olan ve spekülatif amaçlı çocuklar ve kullanmaya çalışılan bir Barbaros Mahallesi Güzel Yalvarlar Burcu'da ki aşağı yukarı 18 saatte varan bir su kesintisinin ilgili kamuoyunu dün kısmen bilgilendirdim ama bugün daha detaylı bir bilgilendirme yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bir sıkıntı üzerine bir insanların yaşadığı meydana gelen bir sıkıntının yine şahitlerde polemik haline geldiğini ne yazık ki görüyoruz. Bilmeden bunu bir yerde fırsat vererek siyasiler bu sıkıntıyı kullanmaya çalışıyorlar. Ben bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama tabii polemikler belli ve çalışan arkadaşlarımızı ilgilendirdiği için bunlara açıklık getirmek gereğini duydum. Onu kısaca özetlemeye çalışacağım. Bir kere şunu söyleyeyim, bu sıkıntıyı ben de yaşadım. Bir arkadaş bir gazetenin biri başkan koltuğunda oturuyor, sıkıntı çekmedi efendim diyor. Hayır, ben de çektim çünkü ben Dardanus'ta oturuyorum. Yazılım oradayım bu sene. Dolayısıyla ben de sıkıntıyı çekenlerdenim. Akşam, cumartesi akşamı saat 7-8 sularında bir su patlağı olduğundan bahsederek beni aradılar. Başkan yardımcımızı aradı. Bu klasik su patlaklarını bana haber vermezler. Handan Hanım bunu bahsettiği zaman ciddi bir sıkıntı olduğunu hemen anladım. Sıkıntı şudur. Bizim arıtma tesisinden su arıtıldıktan sonra Barbaros'a Güzel Yalılar Burcu'na dağıtılmak üzere Sarıciğer'e deposuna giden, yani suyu götüren çelik ana borumuz delindiğini öğrendik. Yani bu çelik borunun patlatılması çok zor bir şey. Yani plastik borular olabilir, bağlantıdan olabilir, bunlar mümkündür ama çatlar, ağır tonaj vasıta geçer, bunlar olur ama tabii çelik boru çapında 700'lük bir boru. Üstünde çok aşırı bir basınç olan borudur. Çünkü arıtmadan pompayla şeye basıldı. Sarıciğer deposuna. Bizim yani o bölgenin ana arteri, aort damarı diye tabir edebiliriz. Bu borunun delinmiş olduğunu öğrendik. Boru tabii kendi kendine delinmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla nedir diye sorduğumuzda orada bir köyün, Sarıciğer köyünün su ihtiyacını karşılamak üzere, yeterli suyu yokmuş, su ihtiyacını eksik olan kısmını tamamlamak üzere bir özel idare tarafından bir sondajcıya görevlendirilmiş ve orada bu sondajın yapılmasını söylemiş, yeri de tarif etmiş. Fakat tarif edilen yerde makinalarla tabii aranıyor su nerede diye. Tabii bizim su aktığı için orada su var gibi algılamış makine oraya gelmiştir. Şey, sondajı başlamışlar. Tabii sondajı tam da bizim borunun tepesine denk gelmiş. Olabilir. Yani bu bir daha önce söylenmeliydi, haber verilmeliydi, sorulmalıydı. Efendim şehrin yanında hemen havaalanının duvar şeyinin dibinde, duvarının dibinde hatta helipete, helikopter tesisine yakın bir alanda onların altyapısı olabilir düşüncesiyle burada bir altyapıda bir doğalgaz da buraya geliyor. Var mı diye sorulması gerekiyor. Sorulmamış. Olabilir. Ama son tatilde bu boru devrilmiş. Saat 8'de bunu öğreniyoruz. Derhal gerekli arkadaşlar gidiyorlar. Ciddi bir delik.
şu anda yapan gözükmüyor ama o nasıl ileride olabilir şeye bakıyor söylesiniz. Şimdi burada tabii kazınca her taraf su. Muazzam bir su birikintisi oluyor. O delikler muazzam bir fışkırarak akıyor. Her taraf çukuru açıyorlar. Göl. Bunun tahliye edilmesi lazım. Yani orada işlem yapılması için işçilerin çalışabilmesinin tahliye edilmesi lazım. Tahliye dediğim, tekrar söylüyorum, ana borunun tahliyesinden bahsediyoruz. Kolay değil. Gece saat 11'lere kadar falan suyun azalması beklendi, düşmesi. Düştükten sonra kelepçeler takılmak üzere bir an önce verilmesi için kelepçeler getirildi, takıldı ama o kelepçelerin de basınç, öyle bir basınç var ki o kelepçelerde tutmadı. Tutamadı. Tutamadığı için bu sefer yine fışkırdı. Yine su doldu. Ve bu sefer yeniden suyun boşaltılması ve yeniden kelepçeleri işlemek için. Çünkü su varken kelepçeleme işlemi yapılabilir. Yani su seviyesi biraz düştüğünde, boruya işçi erebildiğinde yapabilir. Evet, bakın kelepçeleri görüyorsunuz. Burada kelepçeler var. Çalışıyor arkadaşlar. Fakat bu kelepçeler basınca dayanmadı ve ikiye ayrılarak diyenler. Tabii burada o delik açıldığı zaman böyle bir tazik var ki bir hemen bir burası da oluyor. Sonuç itibariyle burada şu karara varıldı. Kelepçelerin o tazikte tutması mümkün değil. O zaman hattın tamamının boşaltılması gerekiyor ortaya çıktı. Yani biz kısmen su seviyesini indirdik. Pompajlar bütün 3 tane pompayla suyu boşaltıldı ama çalışırken tutmadı görünce bu sefer kaynak bir parça kaynağı da ancak bunu çözebileceği anlaşıldı. Bu sefer hattın tamamının boşaltılması söz konusu. Gittik Arıpa'dan itibaren oradan vanayı açtık. Suyu tamamen boşalttık. Tabii tersinden de bir basınç var. Yani yukarıdan da aşağıya bir basınç geliyor. Dolayısıyla bu aşağı yukarı sabah saat 7 sularına kadar doğru su tamamen yenildi. Sıfır oldu artık yani. Kaynak yapılamaz. Çünkü ıslak zeminde kaynak yapılamaz. Evet, görüyorsunuz. Bakın fışkırıyor burada. Burada kelepçelere rağmen ayırmış kelepçeyi arada fışkırıyor. Çünkü delik büyümüş. Delik oldukça büyük. Sonuç itibariyle su işte saat 8 sularında su iyice yenildi. Tabii kaynakçılar geldi. Kaynak için orada oralara malzeme dökülmesi lazım. Yaş sevinden iyice kurtarılması lazım ve sonuç itibariyle kaynak, evet, bakın delik bu. Bu delik. Delik bu. Bu da boru. Gidiyorsun boru. Bu işte sarıcıyı da bu suyundan boru. Bu suların da sıfırlanması lazım. Oraya kadar. Ve sonuçta kaynak yapıldı. Arkadaşlar oraya çok güzel kaynak. Daha önce kaynak sıkıyorsun. Evet, bakın görüyorsunuz. Şu o boruyu kaynatıyorlar. Yani sudan arındırılmış durumda. Ve bu kaynak işlemi saat aşağı yukarı 10'a yakın ona doğru bitti. Hem de zaten hep oradaydık arkadaşlarla beraber. Görüyorsunuz çakılları mecburen döktük, bunları sonradan getirdik, malzeme getirdi. İşlem bitti ama tabii şimdi suyun verilmesi için borunun tekrar dolması lazım. Dün boşalttığımız su Arıtmadan itibaren şeye kadar, depoya kadar olan hattın ağzı ağzına dolması lazım. Bu bir zaman aldı. Bir saat içerisinde yanılmıyorsa, değil mi? Bir saat içerisinde doldu. Bir şey yapmıştı, daha da gecikebilirdi. Bu patlak olduğu zaman depodan çıkışı, yani Barbaros'a ve Güzel Barbaros'a giden hattı kapattık bazen. Yani deponun içinde su vardı. Suyu açıp bir müddet daha su verilebilirdi bir saat daha. Ama ondan sonra depoyu da doldurmak gerekir yeniden. O da zaman, daha çok zaman alıyor dolması. Çünkü bir an boşalıyor, onun dolması zaman alıyor. Dolayısıyla bu verdikten sonra yukarıya aşağı yukarı saat 12 sularında normalde yavaş yavaş açarak veriliyor.
birden açılmıyor. Niye? O tazlik çünkü bu sefer aşağıda başka patlakları sebebiyet verir diye. Ama şeyde de soğuduğu için depoda da orada bir 20 santim yükseltme olduktan sonra açıldı ve hemen hızlı bir şekilde saat 2'den itibaren ham katlardan başlanan suretiyle hatta güzel yıllardan bir müddet sonra verildi. Çünkü önce bir Barbaros Mahallesi 6 katlı binalar var, daha yüksek binalar var. Önce onların son katları alsın, sonra güzel yıllardan sonra zaten onlar çabuk alır diye. Ve bu şekilde saat 2 sularında, 2-3 sularında her tarafta su var. Şimdi bu konuyu detaylı anlatmamın nedeni şu. Bana haksızlık yapılabilir, yani ben eleştirilebilirim. Yani sonuç itibariyle bu aldır. Yani belediye başkanıyım. Bunlar hepsinden ben sorumlu olmam sayılabilirim. Ama bu konuda özellikle çalışan arkadaşların yetersizliğinden, beceriksizliğinden ya da efendim ihmalinden falan bahsetmiyor. Bunlar pek hoş şeyler değil. Çalışan arkadaşlarımıza karşı haksızlık etmemek gerekir diye düşünüyorum. Canla başla çalıştılar. Tam o kadar saat işte bu insanlar uyumadan taşıma yemeklerle burada mesai verdiler. Öncelikle bu insanlara teşekkür etmekten, dünden zaten teşekkür için kendilerine götürdüm, baklavalarını ikram ettim. Kolay değil. Elbette ki susuzluk çok kötü, yaz gününde çok kötü ama belediyeden kaynaklanmayan, onarım sırasında da belediyenin ihmali olmayan bir konuda belediye üzerine yüklenmek bence haksızlık. Ben öyle bakıyorum. Çünkü herkes bu konuda, ben dahil, hepimiz başkan yardımcısı, o da devamlı orada, müdür orada, çalışan arkadaşlar, ben giderek bu konuda bir an önce yapılması için gayret sarf ettik. Bunlar olabilir. Doğal afetler gibi varsayarsak, demek ki insanlar, Allah korusun burada olmadık bir şey olsa, insanlar birbirini suçlamaktan zevk alacaklar diye düşünüyorum. Yani bunu fırsat verecekler diye düşünüyorum. Halbuki biz hatta cep telefonlarım direkt bana bağlandı. Direkt cep telefonlarından vatandaşların sorularını cevaplandırdım. İnsanlar teşekkür ettiler. Yol göster dedim, şehrin bu tarafında su akıyor. İnsanlar şunu zannediyor, bütün Çanakkale kesik zannediyorlar. Köprünün öteki tarafında su akıyor, pazar yerinde su çeşmelerimiz var. Bunlar ödüyor, tatlı su çeşmelerini alınabilir diye insanlara yol gösterdik. Efendim, çağrı merkezinde işte cevap vermiyor, çağrı merkezini kapatmışlar, hiç kapatılmaz. Tam tersine, çağrı merkezinde hafta sonları bir kişi kalır normalde. Biz bütün personeli buraya getirdik, insanlara bir anı cevap verelim diye. Her sosyal medyadan duyurularımızı yaptık efendim, hepsini haberdar ettik. Sonuç itibariyle bu şeyi 13 saatlik, 18 saatlik bir su kesintisi, ciddi bir su kesintisini tabii bu kent yaşamış oldu. Dolayısıyla bunun üzerinden polemik yapmak bence pek yakışık almıyor diye düşünüyorum. Daha doğrusu benim siyasi bir polemik yapılacak tarzında sorun yok ama özellikle belediye çalışanların noktasında bunu kabul etmem mümkün değildir. Onu açıkça söylemiş oldum. Tabii ne olacak bu? Delindi. Elbette ki delenler bunun bedelini ödeyecektir. Tabii bir fatura çıkacak. Hem giden su, heba olan su, akıtılan daha doğrusu boşaltılan su, artı işçilerin efendim, gece fazla mesaileri, bütün bunlar malzemeler hepsi elbette ki kim kusurluysa ona mücbir edilecektir. Kabul etmeler ne olursa o zaman mahkemeye gideceğiz. İlla bu kent halkının suyudur bu. Bunu bilerek ya da bilmeyerek ihmalen bunu denen ve bunun sebebi yetenler elbette ki bunun faturasını ödeyeceklerdir. Orada da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu konuda biraz tutanağımız var. Tutanağımızı yaptık. Köy muhtarımız, zabıtımız, hepsi bununla ilgili tutanaklar yapıldı. Bununla ilgili şekilde ilgili gerekli yazışmalar yapılacaktır ve gereği yapılacaktır.
Bu noktada kimseye de suçu başkasına falan atmış da değil. Durumu tespit ediyorum. Onu anlatıyorum. Hiç kimseye de suç falan atmıyorum. Suçun kimde olduğunu anlatmış olur. Bu şekilde kentin kenarında bu orta sondaj yapılmaması gerektiğini ve bununla ilgili de tedbir alınması gerektiğini ifade ediyorum. Evet, şimdi bu konuda sorunuz olursa cevaplarım o ayrıca. İkinci bir konu, biliyorsunuz geçen gün Cumhuriyet Meydanı'nda da tepkiler ortaya kondu. Atikhisar barajını tehlikeye sokan yukarıda ben size müessese ruhsatı verebiliyorsunuz terasındaki altın işletmesi için. İşte esas o konuda bu bilardo gösterenlerinden bir ses seda duymadım. Tamam 18 saat su kesildi de peki ömrü billah sular kesilirse ne olacağı konusunda bir ses seda duymadım. Yani bu konuda ciddi sıkıntı var. Bunlar geldi geçti hafta sonu işte biraz eksik şey oldu. Mesela bugün İstanbul'da bir haber var. Şimdi beni şehrin düştü. Efendim kaç? 20 saat su kesintisi var. Diye havaalanında işte bilmem elektrik atılıyor. Şey. Olabilir. Bunlar olağan akışın kent hayatının içinde olacak. Elektrikler kesiliyor. Mesela bu hafta sonu elektrikler kesilecek. 12 saat. Şuradaki trafo yeri değişecek. Tüm bunlar olabilir. Ama dediğim gibi bunları bilerek kamuoyunu bilgilendirmek bence daha doğru olabilir. Evet, olabilir. Şimdi dediğim gibi Atikhisar'da Gardasuz'un mühendisliği meclisleri ruhsatı verilmesi, siyanürde altın işletmesi noktasında bununla ilgili hiçbir ses seda duymuyorum. Özellikle bunu aşırı derecede, özellikle kasten gündeme getiren basından söylüyorum, herkese söylüyorum. Onun için bu mücadele içinde onları da görmek isterim. Eleştirebilirler ama bu bağlamda çok önemli. Belediye meclisini toplayacaktık. Orada konuşmamda söylemiştim. Onun başkan ekipleri, arkadaşlarımız bir çoğu tatilde, özellikle adli tatil olduğu için özellikle tesadüfen grup başkan ekipleri, en farklı öğrenilerimiz yerlerinin tatilde, başka arkadaşlarımız da tatilde. Oldukları için bu ay meclis yok biliyorsunuz, absolutely. Onun için bunu artık bayramdan sonra Eylül Meclisi'nde bu konuyu bir gündeme getirdik ve bir komisyon kurulmasını bu bağlamda mücadeleyi daha yoğun yapmak için neler yapılabilir onu elbette ki tartışacağız. Bunu da belediye meclisimizde görüşeceğiz. Tabii bir başka haberle karşılaştık bu hafta hemen şeydi. Benim Burak Kalınç'ın atmış Sayın Burak. Bir öneri sunmuş trafiği rahatlatacak. Ben de bugüne kadar nasıl olduğunu düşünemedim diye açıkçası heyecanlandım. Yani nasıl düşünemedim ben bunu diye. Evet. Mesela yani şu anda İskele Meydanı'na otopark yapalım demiş. Şu Demokrasi Meydanı'nı açın zor bir şey değil demiş. İskele Meydanı orası. Evet, açalım mı dersiniz? Kamuoyuna soralım. İskele Meydanı'nı yani panoli ağacının olduğu, halkın kelebeğin olduğu o alanı araçların geçişi için, otopark olarak kullanılmalı. Soru bu. Ben kamuoyuna soruyorum sizler bana. Yapalım mı? Kamuoyu diyorsa ki evet arkadaş sen burayı otopark yap. Yani geçen araçların depolama alanı olsun. Biz kenarından köşesinden geçeriz ucundan. Efendim, hatta arkadan dolaşırız. Diyorlarsa efendim, hemen yapalım. Otoparka çevirelim. Ama Gestaş kendi içine otoparka açmasın. Sadece geç.
insanlara uyurlar oluyor aslında. Bayağı önemli etkiler. Efendim kepez limanı kullanılmasın. Yıllarca söyleyip de bir sürü yapılamayan efendim karaciğerin altında iskele yapılmasın. Ama Çanakkale'nin meydanı araç geçişleri için otopark olarak kullanılsın. Saat hayal mümkünlükle konuda yerine getiririz. Ama Çanakkale halkının bu konuda ne düşündüğünü açıkçası merak ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle halkın gezinti alanı veya bir etkinlik alanı, bir arada olduğumuz bir alan varsa bu alanın otopark alanı olarak kullanılmasını bu şekilde düşünmek Sayın Kural'a çok yakışmış açıkçası. Çünkü Çanakkale kentini ve kentlisini bilmediği için, tanımadığı için, onların duyarlılıklarını bilmediği için böyle kolayca bir şey. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. İki tane geçiş gişesi var orada. Üçüncü geçiş gişesi yapılsın diye Destaş'ta ben önermiş. Yani yanına bir tane daha olsun. Yani yine de o iskele meydanında bir bölümünü, kaldırım bölümünü bu konuda tamam feda edelim. Üç şerit kesin. Evet. Hiç orada olmadı. Destaş kepezden de sefer yapsın dedik. Gene kimse olmadı. Dolayısıyla hatta gişelerde sıralar oluyor, zaman kaybıyla arkada birikme oluyor. Efendim, internet üzerinden biletler satılsın, bir tanesi internet bileti sırası olsun. Ya da el terminaliyle beklemeden birisi çıksın sıradan efendim, biletleri satsın, ki bir an önce çarpıyorsun diye. Birçok öneri de bulundu. Hiçbiri dikkate alınmadı. Ve o zaman en güzeli de demek ki çünkü bir de kuş bakışı bir şey var böyle burada. Burada bak kuş bakışı diye fotoğraf çekilmiş. Burada kuyruk var. Ortasında böyle bomboş şurası ne? Bomboş meydan. Ooo oradan bakınca bak yavrularıyla bomboş duruyor. Burada aralara kuyruğa girmiş. Bunlar buradan koptu. Güvenlensin. Peki o doğduğu zaman ne olacak? Arkada gene o kuyruk olacak. Onun için bence hani Burak demiş ya yol yok, su yok, bilmem ne yok. Burada da biraz kentle ilgili bilgi yok. Arkadaşlar bu için ben varım ama kamuoyu sana göre kamuoyu evet diyorsa o yol toprak yapmak lazım. Aslında bu konuda görüşlerini köşe yazarları bildirsin. Ben de okuyayım, gerekeni yapayım. Onun için ben 50 defa bu üçüncü yeri açalım dedim, ses çıkmadı. Bilmiyorum, bu kadar bilmiyorum, anlamak mümkün değil. Evet. Evet. Tek istikamet yollar yapılacak, yapılsın falan, onların sunumunu yaptık biliyorsun geçen günümüzde. Bunları hepsini şey yaptık, gündeme getirdik ve sonuç itibariyle Çanakkale'nin hem parklarını yapıyoruz, hem yollarını yapıyoruz, hem bu trafikle ilgili çözümlerini yapıyoruz. Ama bu noktada kentle ilgilenmeyenler bizim ne yaptığımızı bilemedikleri için böyle sanki hiçbir şey yapılmamış gibi ortaya lafları atıyorlar. En son bir de şu Amerika konusunda da bir görüşümü ifade edeyim. Gerçekten Amerika'da dünyada götürdüğümü ben de henüz kestirebilmiş değilim. Bir felakete doğru gidiyor dünya ama sonuçta ne olur bunu bilemem. Çünkü Trump artık yayını azaldı. Durdurmak mümkün değil. Saçma sapan da işler yapıyor. Yani iki tane bakanın mal varlıklarını, Amerika'daki mal varlıklarını el koyulmuş. Öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. Tabii bu noktada Amerika ile fazla işçi olmak, işçi olmak çok üzüldüm. Ayıyla yatağa girmemektir. Onun için hep yıllarca bu emperyalizme karşı
mücadele edilmesini gerektiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini, ülkenin kendi ayakları üzerinde kendi gelişmesini sağlayabilmek için ta Atatürk'ün ortaya koyduğu hedeflere varmak için çaba göstermesi gerektiğini yıllarca ifade etti. Ama ta 1950'den beri o doktrinal doktrinleri falan hep ülkenin üretiminin gelişmemesi için, tarımının gelişmemesi için hep bize bir şeyler empoze etmeye çalıştılar. Bakın bize bol bol para verdiler. Yani bunun o zamanlar bombu parladılar, düşük faiz dediler. Bunları aldık, efendim, üretime yatırmadık, olmadık olmadık yerlere yatırdık. Şimdi geldik, işte borçlu kapıya dayandık. Ve yeni borçluğa verecek şey yok, faiz yok. Dolar da oldu, 5.000. Şimdi ve bizim iki tane bakanımızla ilgili karar aldık. Tamam, biz de onun iki bakanı için bu şey aldık ama bunlar işin tamamen diplomatik şeyler görüntüleri. Ama işin başka boyutları var, daha da önemli. İran'a bugün ambargo başladı. İran'a bugün ambargo başladı. Bu bizim için çok büyük bir risk. Çünkü biz İran'la alışveriş yapmak zorundayız. Yani İran'la ilgili bizim ilişkimizi koparmamız düşünülemez. Onun için o da başımıza dert olacak. Onlar ilişkiyi sürdürmeye çalışacağız. Onlar bunu takip edecekler. Ve Türkiye'yi aşağıdan Suudi Arabistan'dan başlayıp öyle Yemen, Suriye, Irak öyle bizi kuşatmaya çalışıyorlar. Onun için birbirimizi yemekten vazgeçip muhalefetiyle, iktidarıyla oturup bu noktada ne yapılması gerekiyorsa aklı ortaya koymamız lazım. Birbirimizi eleştirmek suretiyle, kötülemek suretiyle ya da eksiklerimizi ortaya dökmek suretiyle bir yere varmamız söz konusu olamaz. Onun için dikkat edeceğiz, tasarruf edeceğiz, israf yapmayacağız. Efendim, olabildiğince ithal mallardan uzak durmaya çalışacağız. Yani döviz ihtiyacımız anlamında söylüyorum. Onu şey yapmayacağız, kabartmayacağız. Ve hızlı bir biçimde de üretimle ilgili tedbirlerimizi almak zorundayız. Ama özellikle tarım konusunda çok ciddi hamleler yapmak zorundayız. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Ve tüm bu tarım teşkilatları, ziraat fakülteleri, her şey, her taraf, herkes hayvancılığından tutun, efendim, normal diğer tarımlar kadar her alanda hızlı bir biçimde üretimi arttırmamız gerekir. Bunu yapabiliriz. Bu neyi getirecektir? Bu işte oradan itibaren ithalata olan bağımlılığımızı azaltacaktır. Hatta ihracatımızı teşvik edecektir. Ve özellikle de bilimsel, teknolojik eğitimi hızlandırmak suretiyle en azından hemen yakın tarihte olmasa bile ama ileriki bir süreçte teknolojik, bilimsel üretime fırsat yaratmış olacağız. Bakın, enteresan bir şey oldu. Yıllarca bunu söyledim. Bu Milli Eğitim Bakanımız Mete Dedili'ydi. Galiba doğru gibi duruyor. Ne yaptı? Muhatiplere tercihler o kadar az kaldı ki ve muhatiplerin ve maalesef meslekçilerinin başarı puanları, başarıları da çok düşük çıktı. Ne yaptılar? Muhatipleri yeniden Anadolu Lisesi haline dönüştürme kararı aldılar. Çünkü o liselerde de iyi eğitim verilmiyor. Verilemediği için o çocuklar beceriksiz değil, İmam Hatip'e giden çocuk beceriksiz bir çocuk değil. Ama eğitim düzeyi düşük olduğu için çocuklar bundan yeteri kadar eğitim almadıkları için sınav sonuçlarından başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ve biliyorsunuz bir deizm tartışması var. İmam Hatip'lerde deizm tartışması var. Deist oluyorlar.
bugün Z kuşağı dediğimiz kuşak artık verilenle tatmin olmuyor. Okulda verilenle tatmin olmuyor. Çünkü artık o sosyal medyada dünyayla haşırmış, kendi akranlarıyla haşırmış. Sen istediğin kadar İmam Hatip'te şey anlat. Adam açtığı zaman internette, hayatı gördüğü zaman, iletişime geçtiği zaman hayatın onlara anlatıldığı gibi olmadığını. Onun için Z kuşağı, Türkiye'nin çok önemli bir kuşağı, onu işte iyi yetiştirmemiz lazım. Ben bu bakımdan olabildiğince bilimsel eğitime, umarım Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu yeniden bir planlar ve bilimsel eğitime geçilmesi ve bu genç kuşağın herba edilmeden toparlanması gerektiğine inanıyorum. Onun için Amerika'dan buraya geldim. İşte Amerika'nın bize böyle doları 5-3 yaptığı nedeni işte ona mahkum olma noktasında, emperyalizme mahkum olma noktasında olmadığımızdır. Bu da eğitimsizliğimiz, bilime olan duyarsızlığımız, teknolojik geriliğimiz sonucudur. Onun için umarım bundan böyle biraz daha aklı başına gelir herkesin ve ülkemiz daha büyük sıkıntılara düşmeden yoluna devam ediyor. Evet, ben teşekkür ediyorum. Soru soran arkadaşlarımıza cevap vereyim. Sadece bu konularla ilgili bilgilendirmek istedim. Duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu Kutlu Atikhisar'da Kiraz bölgesinde çekilmiş ağaç kesimi fotoğrafları bakmış. Bak, getir bana bir de onu da göstereyim. Uzun değil mi? Kısmen yapalım. Evet, bu son Kiraz bölgesinde ağaç kesimlerini dün bildirdi. Bu sabah. Bu sabah bildirdi. Evet. Kesimler. Başkanım, bu 18 saatlik su kesintisinden oluşan zararı firmaya mı, il özel idaresine mi mahsup edeceksiniz? Ayrıca biz harcanan... Biz yapacağız. Tabii firmanın artık gelen firma tabii firmaya yapacağız ama firmanın gücü ödemem. Ne kadar su boşa aktı, bir de masraf ne kadar çıkacak? Tahmini bir rakam. Tahminim kaç? 3600 metreküp tahmini tabii su, evet. Onun içindeki suyu hesap edelim. Su tahminen de aşağı yukarı kaç? 100 bin lira civarı, 90 bin. Mesailer var dahi. Bir de işçilerin fazla mesai. Gece mesai. Bir dakika, tek. Önden, Aylin, neydi istiyorsun? Başkanım, şimdi Eylül ayında Atikhisar için tekrar çok önemli olabilir miyim? Yani biraz geç değil mi? Yani gördüğünüz görkerlerden sonra uluslararası medyada da seslenildiğini söylemiştiniz. Evet. Yani en azından olan mevcut üyeleriyle toplanıp
tekrar işte ne söyleyeceklerini söyleseniz daha doğru olmaz mı? Tabii şimdi mahkeme süreci devam ediyor. Devam edecek daha doğrusu. Onunla ilgili ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Onu planlıyorum. Ve var olanlarla belki gündem dışı yani yasal değil de gündem dışı ya da şey resmi toplantı dışında toplanabilir. Onu şey yapacağız. Görüşeceğiz de. Başkanım bu mesela elektrik hatları ve doğalgaz hatlarının geçtiği yerlerde bir sürekli bir ikazlar var. İşte burada hat geçer. Bu suyla ilgili hat boyunca böyle bir ikaz yok mu? Burada ana arka boru geçiyor veya su hattı vardır falan. Yani her gelen o zaman delebilir bu boruyu yani. Aklına esen dersi. Değil mi? Su geçiyor buradan deyip delebilir o zaman. Doğru söylüyorsun. Doğalgaz hattı da geçiyor oradan. Onların da işareti var ama tabii işte Çanakkale ilinin yani merkezin civarında işte hem şey var, şurada suyu var, işte kanalizasyon hattı var biliyorsun, yani kanalizasyon var, doğalgaz var, hatta elektrik hatları var. Mesela Helipet'in belki askeriyenin bir şeyleri var. Onun için o civarlarda kazılırken mutlaka ilgili kurumlara haber vermesin. Biz bakın öyle yapıyoruz. Biz bir yere kazarken şehrin içinde her tarafı sorarız. Yani şebekeyi, bizim dışımızdaki şebekelerini sor. Zaten doğal hızlı bellidir. Ama işte asıl şey olsun, asıl telefon olsun. Bunlara tabii sormak sorulmaz. Şimdi bu mesela bir sondajcıya verilmiş değil mi? Bunu bul diye. Yani çok yok yok bu değil, bu buraya kazdırmış. Kazmış. Şu yüzeysiz suyu tespit etmişler. Peki bu 3 sene, 1 sene, 6 ay sonra olmayacak yine aynı şey olabilir. O zaman tabii. Bir önlem de almak gerekiyor. Tabii. Aynen dediğiniz gibi yapıyoruz. Şimdi biz de boydan boya boru hattının şeylerini işaretlerini koyup sıra o noktada tedbirimizi alıp o tarla ekiliyor bile. Bir mahsul yok getirmesin çünkü. Şunu da sürebilirsin ama kazma yaptığın zaman tabii hangi teknik cihazlar var? O bilmiyorum. Yani adam öyle dedi. Yani şey, kazıcının, yani biz delicinin ifadesini söylüyoruz. Yani gösterdiler dedi, buraya kazdırdı dedi. Ben de gözüktüm. Özellikleri alınan mı? Tabii. Şimdi köyün içme suyu için yapılıyor. Tabii bu köy işi olduğu için özellikleri ihale yapılan alıyor adama, yer gösteriyor. Buraya kazdırıyor, işte burada şey yapacağız diyor. Şey açacağız diyor. Tabii işin başka çubuk da aramışlardır. Ama çubuk suyu bulmuş. Öyle yapmışlar. Ama o su dere suyu değil, bizim suymuş. Yani bize kaynak da var. Başkanım sizin şeye boyun. Ama başka suyu bulmuş. Ben de kesinlikle geri dönüyorum. Yani kimse olmuyor ama. Doğru. Hayır. Yani adam şeyci de oradaydı. Sondaj adamı bakmış hatta suyu baktığında adamın arabasına bakmış oraya. Kıbrıs'a kar kalmış adam. Adamla da konuştuk. Adam dedi başkan dedi işte biz buraya kaz dedi. Kaz dedi. Şans işte bir karış bu tarafa vursa borunun yanından gelip geçmeyecek. Ama suyu da bulamayacak da kaybolur. O suyu çünkü bizim sorun. Ondan sonra. İşin başka boyutu var tabii. Onu söyledim muhtara da. Dedim ki ya muhtar kentin yanındasın. Bizim su borusunun yanında oturuyorsun. 100 tane nüfusun var. Niye almıyorsun suyu? Şehir suyu alsana. Şehir suyu al. Daha iyi temiz. Ya işte para toplayamıyorum. Şeydir ya dedim ne para? Sen bunu bedava mı üretiyorsun? Elektrik harcıyorsun. Sen işte boru yapıyorsun. Bak bu suyu. Ya sen yapmıyorsan bile üzerinde devlet hasıl ediyor. Ya şurada bu veya işte kaçak var şeyde, ya köyde. Kaçak varsa sen buradan harcadığın, yolladığın suda da kaçak var. Yani kaçak değil bize. Ben suların arkasından, şeyin saatin arkasından başta hat çekiyorlar. Çektirme. Yani hep bahane. Ne o? Para vermeyecek yani. Kaç para sen tutsun? 1.25. Bize de 1.95 yapılmış her şey.
şey diyeyim. Yani oralara mücadele alan olması lazım. Bunun müracaatını yaptık, meclis tarafından aldık ama hiç oralı olmadı. Yani o alanlar artık Sarıcı, Saraycı, Dört Yol, bütün bunlar, Özbek hatta. Bunların hepsi mücadele alan olması lazım ve mücadele alan olduğu zaman zaten bu hizmeti belediye verecek. Yani kafasına göre oraya, şuraya, buraya kazma çakıp da bir de o çıkan suyun kalitesi yarın ne olacağı hepsi şey, biz ama şehrin değil de bizim hatta yukarı çıkan şey onun içinden geçiyor. Sürü şey bu. Oradan bir kanal vereceğiz. Şimdi bir çekil çek. Ama maalesef böyle bir anlayışımdır. Para ödeme. Vergi verme. Ben daha yaşamam. Adamlar da haklı. Ben köylüye de hak veriyorum. Adamın zaten doğru düzgün para kazanamıyor. Geçim derdi var. Onun için minimum harcamayla hayatını götürmek çalışıyor. Ona da bir şey olmaz da söylemek, bir şey söylemek yanlış olur. Başka bir şey söyleyeyim. Bir şey önerimiz var mı? Örgün böyle biraz daha bilimsel hale getirip yani bu uzmanlara bu işi çözdük. Çünkü hangi arabaya binsek, hangi özellikle taksi şoförü, işte otobüs şoförü kime binsek İskele Meydanı'ndan bize bir şikayet geliyor. Bunu bir profesyonelle çözmek doğru değil mi? Evet de yani profesyonel neyi çözecek demiştir. Yani olay belli. Orada bir iskele var, orada bir arabalı okul var. İnsanlar geliyorlar, bizim giriş yolumuz belli. Geliyorlar işlete de tıkanıyoruz. Niye? Çok araba geliyor. Efendim, bazen içeri almıyorlar, o biraz arkayı şişiriyor. Ya da gişelerde zaman harcanıyor, o şişiriyor. Belki bunlar düzeltirse kısmen bunlar düzeltmiş olabilir. Ne düşünüyorum? Yani İskele Meydanı'nda, daha doğrusu Demircioğlu Caddesi'nde o hattın belli dönemlerde arabalı kuyruğu olmasının bence çok fazla şeyi yok. Akarale getiremezsin onu. Ha, yani çünkü İnönü Caddesi alternatif olarak kendi için söylüyorum. İnönü Caddesi alternatif olarak. Yani o alan, şeye, arabalı çıkışı zaten o akıyor. Ama gidiş noktasında oraya normal Çanakkale vatandaşı, orada işi olanlar İnönü Caddesi'ni kullanmak suretiyle işlerini görebilir. Yani bankalar tarafına geçecekse bir şeyden geçer. Ama oraya çok başka geçer. Ne olmuyor? Ne olmuyor? Ne olmuyor? Ne olmuyor? İskele kavşağı, Haydas kavşağı ve eski belediye kavşağı bazen daha ileriye doğru kapatılıyor. Yani tekrar bölgeden geçirmiyorsunuz. Trafik şube kapatıyor. E ama işte o yanlış. Ya tabii. Şimdi bak, şimdi o hat gidiş hattı. O hatta sadece arabaya gidecek araçlar durabilir ve oraya tıkayabilirler. Evet. Sorun yok. Ama yan aksların açık olması lazım. Öyle değil mi? Yani çünkü alternatif güzergah o. Belediye otobüslerle oradan geçmesi lazım. Çünkü İskele'ye belediye otobüsü gidemediğine göre ne yapacak? İnönü Caddesi'ni pas edecek. İnönü Caddesi'ni açık kalması lazım. Hatta kordonun bile tek yönüne açık kalması lazım. O da gerekebilir. Mühim olan burada sadece gidiş hattının olduğu. Biraz da ön tarafı açılırsa, yani dediğim gibi arabalı vapurun içine hemen iskelesini alınırsa, gişeler biraz daha hızlandırılırsa, belki bir ilave gişe yapılabilirse. Çünkü arabalıları alıyor hemen, yani şeyler çabuk çalışıyor gemiler. Yani akıyor aslında şey ama o ilk akışa kadar açılırsa arkası şişiyor. Şey, olayı bu maalesef. Ya bu da olacak yani bu şehir bunun çözümü dün yıllar önce konuşulduydu. Kaç vali geldi geçti. Efendim şu karaciğerin altında bir iskeleyi yapmayı beceremedi. Onlar bir gerçek. Yeri bile tespit edildi, hepsi tespit edildi. Hazine arazisi, köy arazisi vardı. Hatta yoğun güzergah belli oldu. Sadece bir iskele yapılacaktı ve Akbaş'a, zaten var orada iskele, Akbaş'a çıkacaktı. En azından belli bir şeyi almış olacaktı. Ve hatta yine de söylüyorum, kısmen Kepez bile kullanılabilir. En azından Kepez'de kullanılıp bir nebze buradaki şişkinlik olduğu anda Kepez kullanabilir diye düşünüyorum. Peki
Ha? Abi köprü yapıyor, köprünün ne zaman biteceği belli değil. Hele şimdi bu durumda köprünün ne olacağını da bilemiyoruz. Yani gerçi köprü dövizle yapılıyor. İşte böyle bir lira garantisi var diye yaparlar da. Ama kaç liraya geçersin köprüden onu da bilmiyorum. Yani köprü olsa bile burada insanlar bir tercih üzerine toplandı diye anlıyoruz. Ama sonuçta hatta Karaciğer'in altında hem şey yapalım derdi, yat limanı yapalım derdi o zaman. Yani polemik var diye orada şey, yat limanı yapmaya çalışıyorlardı. Hem yat sonrası, hem iskele yapalım, hem yat akım alanı yapalım. Yani kışın çeksinler işte bakım yapılsın. Hatta denizcilik okulu yapalım diye öneriler getirdi. Geniş bir alan çünkü. Hepsi mümkün. Söylüyoruz ama yani hem burayı şey yapıyorsun, aynı zamanda bir yat limanı yapıyorsun. Ardından yat çekek yeri yapıyorsun. Ve bir okul yapıyorsun. Bunlar çok, Çanakkale'de çok katkısı oldu. Kime engel oldular şimdi? Engel olan yok. Kimse engel olmadı ama kimse elini kıpırdatmadı. Ya var, mesela Ahmet Çınar vardı yani. Hatta şey, Orhan Kırlı vardı. Yani. Orhan Kırlı Validen beri. Yani ilk Gestaş Üzeydere'ye geçtikten beri, işte biz de onun yönetimine girdikten beri diyelim, şey, bu konu gündemde. Her vali gelişinde bu gündeme geliyor, bir yerde tıkanıyor. Gündeme geliyor, bir yerde tıkanıyor. En son Ahmet var döneminde. Ahmet var. 2 yılında Gestaş yatırımının karşılığı, akaryakıt tasarımında elde ediyor. Evet. Aynen. Çünkü çok kısa noktada çok da verimli olacaktı. Yani köprü olsa da buradan geçiş olacak. Yani köprü olunca herkes köprüyü kullanacak diye bir kaydı yok. Çünkü bir boyutta oraya gidip köprüden geçip daha bu tarafa gelme şeyi var. Mesela buradan yine araçlar geçmiyor. Dolayısıyla o her zaman o iskele yararlıydı, faydalıydı ama valiler bunu benimsemesine rağmen bir yerde tıkandı ama nerede tıkandı bilmiyorum. Başkanım, o dönemde sizlerin yine Gestaş'ın bir yönetim kurulu üyesiydiniz. O zaman bir söylemek için burada 17 çalışanlar gerekçesiyle o hattı iptal ettirdiler. Şehir içinden araçların devam etmesini sağladılar diye doğru olabilir mi? Oğlum, bu yerine ne iş var? Ne alakası var? O zaman yok. Hayır, hiç alakası yok. Bunun hiç onunla alakası yok. Yani Hasan Bülent aslında. Kim? Eski genel müdür. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olamaz. Yani. Alakası yok. O öyle bir şey gündeme bile gelmedi. Konu bile olmadı. Benim bir sorum. Benim Başkanım, 21 Temmuz tarihi itibariyle Gestaş adalara özellikle feribotla sefer yapılacak. Araç içerisindeki yolculara da ekstradan ücret tarifesi uygulamaya başladı. Bu karar alındığında 21 Temmuz'du yanlış hatırlamıyorsam, dolar fiyatı 4.80'lerdeydi. 4.83 fiyatı 4.80'lerdeydi. Şu anda geldiğimizde dün gece 5.42, bu sabah 5.25. Yönetim kurulu üyesi olaraktan önümüzdeki günlerde tekrar zam gelecek mi? Bir de bu gemiler, kaç tane gemi kiralık, ne kadar günlük dolar ücreti ödeniyor? Çok. Ciddi rakam. Yani şimdi tam rakam söyleyeyim ama çok ciddi dolar bazı olduğu için 2021'e kadar da şey var. 2021'e. O zaman işte dolar ucuzdu. Doların düşmeyeceği, artmayacağı, tam tersine düşeceği varsayımıyla bir de gemi bulmak yok, zordu. Yani şeyler, bütün o tersaneler 10 yılına doluydu. Torpil yapamaz suretiyle orada buldular, aldılar. Dolara bağlılar, hani doların nasıl olsa artmıyor. Ama maalesef öyle olmadı. Yani son işte bu 1-2 yıldır dolar konusunda ciddi bir şey var. Hayır, yani yeni anlıyor ama mesela en azından şunu söylüyor, şunun dediği öğrenciler, mesela öğrencilerle ilgili zam yapılmasına engel oluyor. Yani öğrencilere bir lira kalsın da şimdi yani öğrenciler kâr edecekler. Ama diğer noktalara gerçekten ciddi maliyet artışları var yani.
geçmişte son yapılan zam mı, bugünkü yapılan zam arasında ciddi madde tartışması. Başkanım, bunun sorunun özellikle sebebi biz bu haberi yaptıktan sonra sosyal medyada her şeyi sponsor olurken bu ücret zamlarının, bizim üstümüze yıkılması tepkisi var yani vatandaşın. Doğru. Yani şimdi o tepkiler doğru. Ama o gerçeği şey yapmıyor, kaldırmıyor da. Çünkü bu yapılan zam, dediğim uzayların tamamını karşılamıyor. Hele şimdi dediğim gibi de açılalım ya. Onun için sponsorluklar falan kalkış olması için tabii biliyoruz. En azından yeni bu maliyetleri artışını karşılamak için. Burada ne zaman görürse vatandaşlar haklı. Başkanım, bu Hatice Dağcı'nın biliyorsunuz çırpılarda termik santral yapılmasını da alalım. Bununla ilgili çevre örgütleri, dernekleri, görüşmeleriniz olur mu? Muhtemelen ilgili de bir görüşmeler. Tabii onlara da katkı veriyoruz. Yani destek oluyoruz. Mahkeme açışlarında ya da başka onlarla işte ulaşımda, şurada, burada. Bakın Atikliser bizi birebir, yani belediyeyi birebir ilgilendiren yani diğerleri o bölgesinin konusu, tabii ona da duyarlı gösteriyoruz ama Atikliser benim sorumluluk alanındaki bir su kaynağı. Çağatay'ın suyundan bahsediyoruz. Onun için onun üstünde çok fazla duruyorum. Bunu durmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar su kirlendiği zaman iş işten geçiyor. Yani onun için mesela dikkat ederseniz su havzasındaki köylerin kanalizasyonlarının da aklına seçim tedbirler alıyor. Kanalizasyon bile aksa o biliriz. Bak şey ki o kadar kitlenin içinde kanalizasyon belki arada olduğu için şey yapmıyordur ama öteki zehirli atık, bildiğin zehirli atık. Onun telafisi yok. Onun için bir başka konu, geçen günlerde söyledim, hep biz siyanüre takıyoruz işi. Sadece siyanür değil, o altınların işletmesi için, yani altın çıkarılması için milyonlarca ton su ihtiyacı var. Tabii Atikliser barajı ihtiyacı var. E oraya o barajı yapılacak, o baraj yapılacak oraya. Mecbur. Her şey yer altından böyle sondajdan sular falan alacak şey değil. Yapıldığı zaman, şilap çekilap çekişi yeniden oluyor. Su kaynağından alıyor. Yapıldığı zaman bizim bu barajın arkasındaki su kaynakları da kesilmiş olacak. Bir de o işi o bir boyutu olacak. Biliyorsunuz bizim baraj aşağı arkadan gelen birçok su kanalından burası beslenir. Yani bunun ucunda şey yok. Böyle bir gelen şey, nereye yıldırmak falan yok. Çeşitli su kanı şeyleri var. Dağlardan gelen. İşte onları sen gelip toparlayıp orada altın işletmesi için hapsedersen suyu ve üstelik o suyun çıktısını kullandıktan sonra çıktısını yeniden baraja dereye verirsen, o su da buraya gelirse. Abi bilmiyorum yani mahkeme kararı. Yani basın üstünde bir mahkeme kararı açık ve net diyor ki tarif getirin. Şu mühendislerden efendim ilgililerden oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından ÇED raporunun incelenmesi gerekir diyor. Mühendis isimlerini bile bilmiyor. İsimler ne? Şeylerine hangi mühendisi yok? Yanında yok ama yani hepsini söylüyor. Ondan sonra diyor, bunların raporları üzerine ÇED yeniden yapılmalı diyor. Hiç bunlar yokmuş gibi adam oranını da kesiyor. ÇED'i de varsayarak gayri sivil mühendisi işte kurup satıp ediyor. Hayat devam ediyor. Yani bunu ne yapabiliriz? Yani görüşüyor gibi adam orada sopayla koyacak halde su keser adam da kesiyor. Ama işte hukuk mücadelesini devam ediyor. Yani bu mahkeme kararına rağmen bunun izin verilmiş olması da ilgili hukuk işlemimizde tabiatıyla bakın gidip takip ediyoruz. Yine bir sabah gitti, bir sabah çekildi bu fotoğraf. Bizim arkadaşlar devamlı takip ediyor. Ama burada işte Çanakkale halkının da biraz daha duyarlı olması lazım. Genel duyarsız.
genel bilmiyorum diyebiliriz. O, biz o belediyede işte mesela şu konuda yıllardır bunu değil mi? Bu özellikle artık sarbacı ile ilgili bir mücadele var. Bir sayın milletvekili, İktidar Partisi milletvekili bu konuda bir beyanatını gördü. Yani Sayın Bülent Turan her şeyi biliyor. Yani su yok diyor, park yok diyor, bilmem ne yok diyor. Eyvallah, tamam, yok. Evet, tamam, kabul ettik. Peki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Milletvekili? Yanılıyorsak yanıldığınızı lütfen söyleyiniz. Ha, biz de diyelim ya, pardon, biz bunu bilememişiz. Efendim, doğru. Yani üstelik hukukçu bir milletvekiliniz. Evet, bir mahkeme kararı var. Ya o mahkeme kararı bir işe yaramaz. Bu yanlıştır, böyledir. De, yani bir şeyler anlatın. Çanakkale Atatürk'e saygılı olmak lazım. Şimdi vatandaş diyor ki ya bu başkan veya işte yanındaki tipler bağırıp duruyor. İmam bildiğini okuyor. Demek ki bir şey yok diyor. Öyle anlıyor herhalde insanlar. Çünkü biz biliyorsun başımıza gelmeden inanmayız. Ya evde yangın çıkmadan tedbir almayız. Ya da deprem olmadan sağlam ev yapmayız gibi. Evet. Başımıza gelmeye su atıyor şimdi. İyi kötü, iyi yönde içiyoruz. İyi. Ya bir şey olmaz. Olmaz ama olduğu zaman zaten felaket. İşte termik santraller. Termik santraller cenneti oldu bu Niga yapması ya. Termik santraller cenneti oldu. Her birini koparan gidiyor, iznini alıyor. İşte Ayvacı'ya kuracaklar, Çana ikincisi, üçüncüsü, Gelice'ye kuruyorlar. Biga'da artık şey kaldı. Geçen gün bir şeyde vardı. Sosyal medyada gördüm. Cem Hanım'ın şeyi başkasından bildiği böyle karavan çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Tık yok. Tık yok. Biz burada bir kaza olmuş 18 saat biraz susuz kalmışız. Senaryonun büyük para gidiyor. Efendim, işte arkadaşlar yazıyor. Beceriksiz karşıdan düşürür budur diye. Efendim. Ama burada bacadan bildiğin siyah kuman çıkıyor. Sosyal medyaya düşüyor. Tık yok. Yani bakın küresel ısınma konusunda ben Amerikan CNN televizyonunu izliyorum. İzlerim haberlerini. Yine bugün sabah da vardı. Küresel ısınma ile ilgili çok ciddi şeyler var ve büyük yangınlarla karşı karşıyayız. Avustralya çölleşiyor diye, şeyler var, haberler var. Türkiye'nin güneyinden yukarı doğru tropik iklime gidiyor. Yani çevre sorunlarıyla çok ciddi oranda yüz yüzeyiz arkadaşlar. Yani dolar 5-23 değil, isterse bilmem neye girmiş olsun. Ama bu çevre sorununun telafisi de yok. Telafisi yok. Küresel ısınma almış başına gidiyor. Şeyde, Norveç'te, pardon İsveç'te orman yangınları başlamış. İsveç'te. Hava sıcaklığı 35'lerin üzerine çıkmış. Bunları yazıyor, gösteriyorlar. Fransa'da kumular ölmüş, şeyler, mikroplar üremiş sıcaktan şeyde, parklarda. Kumular ölüyorlar. Bu onun küresel ısınmadan kaynaklandığı noktasında bilim alanlarının tespiti var ve bunun Amerikan televizyonu haberlerde detaylı olarak anlatıyor. Ama bizim televizyonlar biliyorsunuz o işlere bakmıyor. Onlar birilerinin peşinde onlara yağcılıkla meşguller. Onun için bizim vatandaş haberi olmadı. Yani bunlar çok dikkat çekici konular. Çanakkale'de ve Kumkale Ovası'nda da hatta Zeytinlikler'de de ufak ufak bazı küresel ısınmaya yani fazla yani daha doğrusu ortalamanın üzerinde bir takım sıcaklıklardan dolayı maalesef şeyler var. Tehlikeler var. Ya bunları ben tesadüfen, ya bu işi biraz da tarımla ilgili olduğu için öğreniyorum, biraz da soruşturuyorum tarıma önem verdiğim için.
Ama vatandaşımız zaten hiçbir ne haber kaldı. Hiçbir. Niye? Çünkü basın bununla ilgili değil. Yani çaylar basına bahsediyorum. Genel medya anlamında söylüyorum. Bunlar hiç konuşulmuyor. Gazetelerde dolar mı veriyorsun? Dolar 5 çeviri olur diye gözüküyor. Şey medya, yandaş medyada hiç dolarlar alıyor mu? Varsayorsa CHP Kurtay'ı var. Herkesin manşetinde CHP Kurtay'ı var. Kurtay olacak mı olmayacak? Ne olacak CHP Kurtay'ı? Bak hemen televizyonun kulakları dikti. İşte bu abi dedim onu işin ucu. İşin ucu CHP Kurtay'ı. Şimdi. Her işi bırak. Efendim, CHP Kurtay'ı ne olacak? Ne olursa olsun CHP Kurtay'ı. Ama ülkenin genel konularını önce konuşalım. Bırakın CHP'yi, CHP halleder kendisini. Kurtay yapar, yapmaz. Efendim seçimlerde bakarlık veriyor sanırım. Ama ülkenin genel sorunları noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Demokratikleşme sorununda, işte, basın özgürlüğü konusunda, her konuda sıkıntılar devam ediyor. Yani ben bu noktada tabii Çanakkale vatandaşlarımın yurttaşları biraz daha tabii bizim Çanakkale insanlar duyarlı. Okumuyoruz. Okumuyoruz. Türkiye'de yanılmıyorsam ortalama okuma saati ortalama okuma saati 2 saatmiş. Kaç? 2,5. Düzeltiyorum falan. Yarım şey, saniye fazlamış. 2,5 saat. Ne demek? Okumayan o kadar çok adam var ki. Dergi, gazete, şu bu. Okumayan o kadar çok adam var ki. 2,5 saniye. Şimdi kökü toplu. Ama televizyon seyretmesi çok fazla. Kaç? 12,5 saat. Ortalama, günden ortalama. Ve tabii televizyon olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Size ne verilirse onu alırsınız. Yorum yapma şansınız yok. Çünkü sayfayı bir daha geri çevirip bir daha okuyamıyorsunuz. Anlama tabii. Bir de okuduğunu anlama noktasında zafiyetiniz olduğu için. Onun için yine bu sene biliyorsunuz üniversite sınavları oldu biliyorsunuz. Bu arada Milli Eğitim Bakanımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum vesileyle. Çünkü bu TEOG'da veya işte YGS'de ne deniyor sonra YGS'de hatası ihmali olanları görevden aldı. İlk defa bir sorumlu için gereği yapılmış oldu. Ama üniversite sınavı giriş sınavlarına baktığımız zaman matematikte soruların değil mi 40 sorudan 2 tanesini yapmış ortalama 2. Soru. Fende 0,1 bilmem ne cevap. İşte Türkçe'de bile çok komik rakam farkında ama 2,5-4 öyle bir şey. Hemen tarih yani alan bu. Adam seçiyor tarih o sosyal bilimlere gidecek. Tarihte bile soruları sadece 2,1 küsürü cevap almış. %10 yapıyor yani şeyin içerisinde. Şimdi bu süreçte, bu sonuçlarda üniversitelerin kontenjanları arttırdı biliyorsunuz. Niye? Çünkü şey olmadı, puanları başkaları onların ilan ettiği puana erişmediği için üniversitelerin şeyleri, fakülteleri boş kalacaktı. Hem de şeyler, tüm mühendislikler boş kalacaktı. Onun için şeyi düşürdü, puan düşürdü, kontenjanları oldu. Bunlar var CHP kurultayından önce. Kurultaylar yapılır. Hasan Başkan olur, Hüseyin olur. Olmaz. Ama bu güncel pratiğimizi mutlaka ve mutlaka bir gözden geçirmemiz lazım. Hep beraber bütünleşmemiz lazım. Birbirimizin dedikodusunu yapmaktansa ortak aklı ortaya koyuyoruz. Eleştirirken doğruyu da göster. Eleştiri eyvallah ama doğruyu da gösterebiliriz. Eğer doğru gösterilen doğruları yapılmıyorsa onun sorgulanması lazım.
Biz sadece eleştiri yapıyoruz. Doğrusunu söyle. Orada kapatılmışsa yapmayanın o zaman suçlayan kim olursa olsun başkanlığı bilmem kimdir hiç önemli değil. Ama mutlaka mutlaka bunu bilimsel bir şekilde ortaya koymamız lazım. Buyurun Ali Nur Hanım. İşte bu komisyonu, komiteyi kurarsak meclisten mutlaka oradan sivil toplum kuruluşları falan da katılacağız. Bununla ilgili bir karar alalım. Yani, ya önce bir milletvekilleri de sahiplensin. Arkadaşlar da sahiplenmiyorlarsa sahiplenmediklerini bilelim. Bu tamamen, yani burada bunlar karşı çıkıyor. İşte CHP milletvekili, CHP başkan karşı çıkıyor. Biz bunu savunalım. Ya savunuyorsan gel doğru düzgün savun. Ben de bileyim. Niye savunuyorsun? Evet, yani şu ağaç katliamına evet mi diyorsun? Bu toprak kirlenmesine evet mi diyorsun? Dediğim gibi arkada su kaynaklarının bunlar için toplanıp bu işe kullanması sonucunda atık sarılışının tehlikeye girmesine evet mi diyorsun? Bunları bilirim. Sonuçta insanları bilgilendirmek lazım. Yoksa birileri burada bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyor, eylem yapıyor. Herkes sessiz ve sakin. Sessiz ve sakin. Gayri sessiz, sıhhi üniversite ruhsatı imzalanıyor. Çıt yok. Niye imzalandı? Neresi gerekçeli imzalandı? Ne oldu, ne bitti? Hiçbir şey yok. Başkan, bu konuyla ilgili valiyle görüşürüz mü? Hayır. Benim konum değil bu. Sen valiyle imzalanmış. Ona bir başka müzeleri falan da şey. İmzalanmış. Valiyi savunacak halimiz yok. Biz durumu tespit ediyoruz, durum üzerinden. Biz hukuki yolda işliyoruz ama siyaseten burada. Bunların takip edilmesi gereken konularında onları siyaseten takip edeceğiz. Evet. Bunun için teşekkür ederim. Yani başka soru sorular varsa soralım. Yoksa teşekkür ederiz inşallah. İyi günlerde. Evet.